Aldi ve ketonların kullanım alanları ve tepkimeleri ile ilgili ÖSYM'e tarzı sorulardayız. Biraz daha bu işte yükselken ve indirgenme ile ilgili pratikler yapacağımız bir bölümdeyiz. Umarım çok fazla zorlanmazsın. Yukarıda formülleri ve organik bileşiklerle ilgili bilgilerden hangisi doğrudur denilmiş. Şimdi burada e, doğrudan kastımız şu. Üçü içinde doğru olacak herhalde. Şimdi bakalım birinci bileşik aldehit yapısı. 3 karbonlu bir aldehit var elimizde. Propanal yapısı. İkincisine bakacak olursak. ikincisi yine 3 karbonlu bir e, sekonder alkol olan propanol yapısı. Dolayısıyla sekonder alkol yapısında bir bileşik. Çünkü bu ketona falan dönecek onu belki sorabilirler. E, üçüncüsü ise yine Üç karbonlu bir yapı ve bu da etil metil eter. Yani bir eter bileşiği var. Şimdi bakalım. Katılma tepkimesi verirler demiş. Burada sadece birinci bileşik katılma tepkimesi verir. Diğerleri katılma tepkimesi vermeyecektir. Pi bağ içermek. Birinci bileşik için pi bağ var. Diğerlerinde pi bağ yok. Potasyum dikromat ve potasyum permanganat gibi maddelerle yükselgenme tepkimesi verirler denilmiş. Bu yükselgenme tepkimesinin birinci ve ikinci tepkime verir. Birinci tepkime... Birinci bileşik aldeyit yükselkenerek propanoik asidi. ikinci bileşik ise yükselkenerek propanonu oluşturur. Dolayısıyla bir karboksilik asit keton oluşur ama eterler yükselkenemezler. O yüzden eterler bu durumu bozuyor. Eşit mollere yakınında eşit mol sayısında karbondioksit verirler. Şimdi bunların hepsi 3 karbonlu olduğu için hepsini yaktığımızda 3 mol karbondioksit gazı açığa çıkarırlar. Yani bu 3 içinde doğrudur. Üçü de karbonu grubu içerir denilmiş. Hayır sadece birinci bileşik karbonu grubu içerir. Doğru cevabımız denizde olur. Aşağıda bazı tepkimeler verilmiştir. Bu tepkimelerden hangileri uygun koşullarda gerçekleşir denilmiş. Şimdi bakalım burada bir formaldehit yapısı görüyorsun. Formal yükselt gersek iki defa yükselt gelir hatta bu. Ben sana söylemiştim bunu ders anlatımında. Burada formik asit oluşmuş. Bu tepkime kesinlikle gerçekleşir. Diyebiliriz. İkincisine bakalım. Bir e, uç alkin yapısı ama 3 karbonlu bir alkin yapısı. Biz buna su kattığımızda yapıta uğruyor uğruyordu hatırlarsan. E, dolayısıyla burada bir aseton yapısı oluşması lazım. E, su katılması sonucunda burada karboksilik asit yapısı oluşmaz. Keton yapısı oluşması lazım. Aseton oluşması lazım. Dolayısıyla bu ifade hatalı olur. Asetilene hidrojen katarsak yani burada bir indirgeme tepkimesi yapıyoruz. Aset aldeite. Aset hidrojen kattığımızda etil alkol oluşması gerekir. Ki zaten burada da verilen birleşik etil alkol. Bir primer alkol oluşmuş. Birinci ve üçüncü tepkimeler gerçekleşebilir. Doğru cevabımız C seçeneği olur. Aşağıdakilerden hangisi? Bir basamak yükselgenince bu bileşik oluşur denilmiş. Şimdi yükselgeme sonucunda bir keton yapısı oluşuyorsa aynı yapının al alkol yapısına bakmamız lazım. Yani bunu ben indirgedeyim de Şuraya bir hidrojen bağlanacak. Bir de şuna bir hidrojen bağlanacak. Şimdi yapıyı yazıyorum ben. indirgenmiş haline. Şuraya bir hidrojen bağlandı. Şuraya da bir hidrojen bağlandı. Yapı tek bağa dönüştü. Ve şöyle bir yapı oluştu. Evet işte bu şekilde yapıyoruz. Şimdi bunu ben e, okuyacak olursam. Hani adlandırma verdiği için bir de adlandırma yapıyor olacağım. OH grubu sol tarafa daha yakın. O zaman buraya bir diyorum. 2, 3, 4. Bunun adı 3 metil İkinci karbon OH olduğu için ve 4 karbonlu yapı 2 butanol yapısı. 3 metil 2 butanol'e ben bu e, şeyi yükselgediğimde elimdeki bana verilen bileşik oluşur. Doğru cevabım B seçeneği olur. Molekül kütlesi 60 gram olan primer bir alkolün 30 gramının bir basamak yüksel oluşan aldehitin kütlesi 9 gramdır. Aldehitin adı hangisidir denilmiş. Şimdi burada bayağı bir e, değil mi? Hem hesaplama var hem Temelde bilmemiz gereken kapalı formüller var. Öncelikle bana ne diyor? Bak primer alkol diyor mu? Alkoller için ben ne biliyorum? Alkanların alkanların oksijenlenmiş hali gibi düşünmüyor muydum bunu? Peki. Bu 60 grammış. Bu nasıl 60 gram olur? 12 çarpı ne? Artı 2n artı 2 hidrojen 1 olduğu için artı 16 eşittir 60. Düzenliyorum. 14n artı 18 eşittir 60. 14n eşittir. 60'tan 18 çıkarsa kaç kalır? 42 mi? 42. E ne eşittir? Buradan ne geldi? 3. Yani elimde 3 karbonlu bir primer alkol var. Yani CH3, CH2, CH2, OH. Yani propanol yapısı. Bir propanol yapısı var elimde. Peki. Bunun 30 gramı bir basamak yükselt Yani bunun ben yarısını yükselt Sorun değil. Yani kaç mol olduğunu önemi yok. Ama bunun yarısı. Yani bu 1 molken ben bunun yarısını alacağım. 0.5 molünü alacağım. E buradan 0.5 mol alırsam 0.5 mol ne oluşacaktır? Aldeyt. E, bunun aldeyt türevi ne? Propanel değil mi? Şöyle. Çünkü primer alkolü bir derece yükselt aynı karbon sayılı aldeyt oluştururlar. Dolayısıyla şurası biraz kafa karıştırmak için verilmiş. Yani 30 gramı 29 gram falan. Sadece burada propanolün yükseltgenme ürününü bilsek yeterli. O zaman cevap ne olacaktır? C seçeneği olacaktır diyoruz. Evet bazen kafa karıştırıcı örnekler de geliyor. Ama biraz kimyasal hesaplamayla iç içe gelebiliyor sorular. Bunlar da alışmanı istiyorum işin açı. Yine standart sorularda olduğu gibi burada da yükseltgenme indirgenme soruları geldi. Biraz da ÖSM tarzı soru olunca haliyle. İşin içerisinde alken, alkin yapıları, eter yapıları da girdi. Ama sen bunlar zaten herhalde biliyorsun. Ben böyle tahmin ediyorum çünkü eksin kalmadan buralara geldin. Şimdi bunları da böyle biraz daha böyle pekiştirmek adına bakıyorum kitaba. Konu pekiştirme testimiz var önümüzde. Konu pekiştirme testini lütfen sen diğerlerinde olduğu gibi sen önden bir çöz. Bir konuyu kendince toparla, eksiklerini gider. Ondan sonra konu pekiştirme testini beraber çözelim. Müzik